Geçen videoda 30 derecelik bir eğik düzlemin üstünde duran 10 kilogram kütleli bir cismimiz vardı. Cismin nasıl hareket edeceğini anlamak için cisme etkiyen yer çekimi kuvvetini eğik düzleme paralel ve dik bileşenlere ayırmıştık. Dik bileşenin aşağı doğru 49 kök 3 Newton olduğunu bulmuştuk. Buradaki sayının 98'de çarpımı yani. Sonra görmüştük ki cisim eğik düzlemin içine doğru hareket etmiyor, ivmelenmiyor. Çünkü düzlem onu engelliyor. O halde eğik düzleminde cismi uyguladığı bir dengeleyici kuvvet olmalı demiştik. Bu dengeleyici kuvvet, eğik düzlemin cismi uyguladığı normal kuvvetti ve yer çekimi kuvvetinin bu yönlü bileşenine tam zıt yönde etkiyordu. Bu yönlü bileşenine tam zıt. Yani yer çekiminin normal kuvveti, eğik düzlemin normal kuvvetine eşitti. Ve bu ikisi birbirlerini bu normal doğrultusunda, yani düzleme dik açıyla sıfırlıyordu. Bu yüzden de cisim ne bu yönde ne de bu yönde ivmeleniyordu. Ama yer çekimi kuvvetinin bir de dengelenmeyen bileşeni vardı. En azından geçen videoda kurduğumuz düzenekte durum böyleydi. Kuvvetin yüzeye paralel olan bileşeni dengelenmemişti. Bu bileşenin 49 Newton olduğunu bulduk. Bu sonuca cismin ağırlığıyla buradaki açının sinüsünü çarparak ulaştık. Ve sonra dedik ki, e başka kuvvet kalmadığına göre cisim bu yönde ivmelenir. İmenin büyüklüğünü bulmak için de bu yöndeki kuvveti cismin kütlesine böldük ve 4,9 metre bölü saniye kare sonucunu bulduk. Şimdi diyelim ki işler değişti. Diyelim ki sisteme bakıyorsunuz ama cismin hareketsiz durduğunu görüyorsunuz. Daha kabul edilebilir olması için cisim ve yüzey buzdan değil de tahtadan yapılmış olsun, ahşap olsun. Şimdi durum aniden değişti. Şimdi cisim hareketsiz cisim hareketsizse bunun sebebi ne olmalıdır? Demiştik ki, eğer cisim yüzeye dik olan bu normal doğrultusunda hareket etmiyorsa, üzerine etkiyen net kuvvet sıfır olmalıdır. Ama hiçbir yöne hareket etmiyorsa, bu doğrultudaki net kuvvet de sıfır olmak zorundadır. Demek ki bir kuvvet var ve cismi yokuş aşağı sürüklemek isteyen bu 49 Newtonluk kuvveti dengeliyor. Yani cismi yüzey boyunca aşağı sürüklemeye çalışan bu kuvveti dengeleyen bir dengeleyici kuvvet olmak zorunda. Soru şu, bu kuvvet nedir? Şu an cismin hareketsiz olduğu durumu inceliyoruz. Cisim ivmelenmiyor. Nedir bu kuvvet? Tahminen kendi tecrübelerinizden ne bilirsiniz tahta yüzeydeki tahta cisimle buz yüzeydeki buz arasında ne gibi bir fark vardır? Buz çok daha kaygandır. Buz yüzeyi ile buz parçası arasında ihmal edilebilecek kadar küçük bir sürtünme söz konusudur. Ama tahta yüzeyi tahta cisim arasında ciddi bir sürtünme vardır. Daha kolay idrak edebilmek için belki de bu yüzeyin zımpara kağıdı ile kaplı olduğunu hayal etmeliyiz. Böylece gözümüzde daha iyi canlanır. Bu örnekte cismin aşağı kaymasını engelleyen kuvvet sürtünme kuvvetidir ve sürtünme kuvveti daima harekete ters yönde etkir düzeltiyorum, hareket edememeliydim. Sürtünme olmasaydı cismin sahip olacağı ivmeye ters yönde etkir demek daha doğru. O zaman bu örnekteki sürtünme kuvveti nedir? Cisim tamamıyla hareketsiz, yokuş aşağı kaymıyor. Buradaki sürtünme kuvveti yukarı, yani eğik düzlemin tepesine doğru 49 newtondur. Yani yokuş yukarı, yokuş yukarı 49 newton. Ve tabi burada ilginç bir soru devreye giriyor. Aşağı kaymaya başlaması için cismin aşağı kaymaya başlaması için cisme ne kadarlık bir kuvvet uygulamam gerekir? Cismi hangi kuvvetle itmem gerekir? Yerçekimi kuvvetinin düzleme paralel bileşenine ek olarak 1 Newtonluk daha kuvvet uygulasam ve cisim yokuş aşağı ivmelenmeye başlasa ve bunu da deneysel olarak tespit etsem. Doğal bir kayma değil yani ben ittiriyorum paralel doğrultuda 1 Newton'luk daha kuvvet uyguluyorum ve cisim kaymaya başlıyor. Etkiyen net kuvvet ne olur? Tam tamına 1 Newton. Bu cismi anca kımıldatmaya, anca ucu ucuna kımıldatmaya yetecek bir kuvvet olsun. Hatta adına da kımıldatma kuvveti diyelim. Tabii gerçek bir derste böyle bir kuvvet ismi duymazsınız, duyamazsınız. Gerçek bir fizik dersinde böyle bir kuvvet ismi duyamazsınız, kıymetin bilin. Burada kuvvet isimleri uyduruyoruz. Ve bu kımıldatma kuvvetimize de Fb diyelim. Fb diyelim kımıldatma kuvvetimize. Kımıldatma kuvveti düzleme paralel doğrultuda etkiyor. Bu yönde 1 Newton uyguluyorum. Cisme yer çekimi kuvvetinin bileşeni olarak bu yönde etkiyen bir de 49 Newton var. O halde kımıldatma kuvvetim 50 Newton'dur. Şimdi temas halindeki cisimlere dair gözlemleyebileceğiniz ilginç bir özelliğe değinmek istiyorum. Sürtünmeyi aşmaya ucu ucuna yetecek kuvvet nedir? Ki bu örnekte bu kuvveti az önce uydurduğum kımıldatma kuvveti adını verdik. Farklı maddeler için çok iyi işleyen bir oran söz konusu. Cismi harekete geçirmek için gereken en düşük kuvvetle iki cisim arasındaki kuvvetin oranı. Yani iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetin oranı. Bu örnekte ilk düzlemin cismi uyguladığı kuvvet, yani normal kuvvet, 49 kök 3 newton'a eşit. Kımıldatma kuvvetinin büyüklüğünün bu iki cismi bir arada tutan kuvveti oranı, ki bu durumda 49 kök 3 newton'a eşit, bölü normal kuvvetin büyüklüğü, yani 49 kök 3 newton, statik sürtünme katsayısı olarak adlandırılıyor. Statik sürtünme katsayısı. İleriki problemlerde bu katsayı biraz daha derinlemesine kullanacağız. Bu katsayı çeşitli maddeler için oldukça tutarlı. Yani ileride kütlenin ve eğimin farklı olduğu bir durumla karşılaşırsanız, düzeneyi oluşturan maddeler aynı olduğu sürece, düzeneği oluşturan maddeler aynı olduğu sürece normal kuvveti bulup kımıldatma kuvvetini oradan hesaplayabilirsiniz. Yani cismi harekete geçirmek için tam olarak ne kadarlık bir kuvvete ihtiyacınız olacağını tespit edebilirsiniz. Tabii eğer genelde deneysel olarak ulaşılan bu katsayıyı biliyorsanız. Peki bu durumda katsayımız nedir? 50 Newton bölü 49 kök 3 Newton. Evet hemen emektar hesap makinemi çıkarayım. 50 bölü 49 kök 3. Virgülden sonraki iki basamağı yuvarlarsak 0,72 gibi bir sayı elde ettik. 0,72. Yani katsayımız 0,72. Şimdi alın bu değeri istediğiniz gibi kullanın. Statik sürtünme katsayımız. Statik sürtünme katsayısı diyoruz çünkü bunu sürtünme kuvveti ile normal kuvvet arasındaki oran belirliyor. Cisim durgunken sürtünme kuvvetini anca aşmaya, ucu ucuna aşmaya, iki cisim arasındaki sürtünmenin en önemli kısmını ucu ucuna yenmeye yetecek statik sürtünme kuvvetine dair katsayı bu. Cismin hareketsiz olduğu durumla hareketli olduğu durum arasında nasıl bir fark var, bunu ayrı bir videoda anlatacağım. Çoğu zaman fark çok büyük değildir ama bazı maddelerin hareketsiz ve hareketli sürtünme katsayıları arasında büyük veya en azından dikkate değer bir fark olabiliyor. Evet şimdilik burada bırakalım. Gelecek birkaç videoda sürtünme katsayısını kullanmamızı veya hesaplamamız gerektiren problemler çözeceğiz. Hoşçakalın.